Papağan gibi Türk'üm, doğruyum, cert cürt, cert cürt demekle adam yetişmiyor, mümkün değil. İlim akıl ister, orijinallik ister, genişlik ister, bir kere fikir hürriyeti ister. Şu yasa, şunu konuşmak yasak, bunu söylemek yasak, bunu demek yasak. Yasaklı olan ülke vallahi kalkınamaz. İşte Rusya, bakın çöktü 70 sene komünist yasaklardan dolayı. Huzurunuzda konuşan bir insan olarak, bir din görevlisiyim. Hasbelkader aciz, naçiz, perişan bir hocayım. Vallahi 48 mahkemede 12 Eylül'den sonra 48 mahkemede anamdan emdiğim burnumdan gelmiştir. Anamdan emdiğim vallahi burnumdan geldi. Parmaklarımızdan cereyanlar vererek bizi sorgulamaya tabi tuttular. Anamızı ağlattılar. Niye böyle söyledin? Niye ayet okudun? Niye hadis okudun? Muhammed Mustafa kim ulan diyor bana savcı. Kim ulan bu Allah diyor. 48 mahkemede çekmediğimiz kalmadı. Daha bu memleket kalkınabilir mi? Bir hoca bir ayet okumuş, ne var yani? Konuşmak suç, anlatmak suç, söylemek suç. Peki nasıl kalkınacaksın? Ben fikrimi söylemeyeceğim. Öbürü söyleyemeyecek. Öbürü söylemeyecek. Nasıl kalkınırsın peki? Nasıl medeniyet kurarsın sen? Yasak olan ülkede hayat olmaz, kalkınma olmaz, beyinler çalışmaz, zihinler çalışmaz. Zavallı adamlar. 48 mahkemede yahu anamızdan emdiğimiz burnumuzdan geldi. Niye sen bu ayeti okudun diyor, bu ayet diyor, laikliğe aykırı diyor. Hazreti Muhammed Mustafa laikliğe aykırıymış. Kur'an-ı Kerim laikliğe, bu laikliğin Allah belasını versin. Kur'an-ı Kerim ayetleri efendim laikliğe aykırıymış. Ben ebedi hayata inanmış bir adamım. Ben şuna inanıyorum ki mahşerde hayatımın hesabını Allah benden soracak. Ama neye göre soracak? Kur'an-ı Kerim'e göre soracak. Hepiniz, hepimiz hayatımızın hesabını Kur'an'a göre verecek miyiz, vermeyecek miyiz? Söyleyin. Peki bu laiklik ne? Hayatımızın hesabını laikliğe göre mi vereceksiniz? O halde laiklik bizi hiç ilgilendirmiyor, hiç santim ilgilendirmiyor. Bir Müslümanın laiklikle hiç alakası olamaz. Ben hayatımın hesabını mahşer günü laikliğe göre, bilmem ne ilkelerine ve inkılaplarına göre vermeyeceğim ki, Allah'ın kitabına, Kur'an-ı Kerim'e, Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa'nın sünnetine göre hayatımın hesabını vereceğim. Seni ben nasıl rehber edinirim, seni nasıl ben kabul ederim? Sen benim hayatımın hesabını benim adıma vermeyeceksin, ben vereceğim hayatımın hesabını. Kur'an'a göre yaşamak zorundayım. Kur'an'a göre düşünmek zorundayım. Kur'an'a göre hayatımı tanzim etmek zorundayım. Laikliğe aykırı oluyor diye beni cehenneme götüremesin. Beni Allah'tan koparamasın. Beni Muhammed Mustafa'dan koparamasın.